Alo. Ha Engin bak sana bir şey soracağım. Şöyle bir durum var şimdi. Alo. Alo. Duyuyor musun alo? Gizem doğurdu yolda. Ne diyorsun lan Gizem mi doğurdu? Alo. Oğlum biraz bağır bir şey anlamıyorum. Gizem şu an baygın. Çocuk da öyle doğdu. Yetiştiremedik hastaneye. Çok kan kaybetti. Ne olursun yardım et. Neredesin sen? Yardım et. Tamam oğlum tamam. Biraz sakin ol. Neredesin sen? Alo. Alo oğlum biraz bağır duyamıyorum diyorum ya. Tamam tamam. Sakin ol ben hemen ambulans yollayacağım. Ben de geliyorum. Hadi sakin ol sen. Tamam hadi. Gizem. Ya Gizem. Bakın. Benim de gelmem lazım. Olmaz beyefendi. Aslanın durumu çok ciddi. Engin. Engin. Tamam siz gidin. Biz arkanızdan geliyoruz zaten. Oğlum tamam sakin ol. Hadi tamam. Abi ya Gizem'e bir şey olursa. Bebek de öldü. Abi hareket etmiyordu. Arabayı koyup götürdüler. Bana da bir şey demediler. Kızımı öldürüyorum ya. Tamam oğlum. Tamam sakin ol bak. Bir tanıdığımın hastanesi var. Oraya götürüyorlar zaten. Onlar bekliyorlar zaten. Merak etme tamam sakin ol. Abi. Ya Gizem. Tamam oğlum tamam. Bin şu arabaya. Hadi bin şu arabaya. Ben ne yaparım ya? Ya merak etme kurtaracaklar ikisini de. Ama sen sakin ol. Bak böyle yaparsan olmaz ama. Ya abi sana bebek kas katıydı buz gibiydi diyorum. Ya Gizem'i de kurtaramazlarsa? Oğlum düşünme artık bunları. Biraz sakin ol. Abi bak. O bebek beni Gizem'e bağlayan tek şeydi. Ben şimdi bittim. Gizem'in bir şansı var ama. Hiç değilse onu kurtarırlar. Bırakma oğlum kendini. Gizem. Gizem dayan. Gizem dayan. Gizem dayan Gizem. Gizem. Durun lütfen siz gelemezsiniz. Abi bak. Gizem'e bir şey olursa ben dayanamam. Sakin ol. Mustafa geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Arkadaş hastanın işi. Durumu nasıl? Mustafa bizi aradığında gerekli hazırlıkları yaptık zaten. Kurtulacak mı peki? Gerekli tetkikler yapılsın, detaylı bilgi veririm. Ben de zaten kendisiyle bizzat ilgileneceğim. Peki bebek nasıl peki? Başınız sağ olsun. Ambulans alındığında bebek çoktan hayatını kaybetmiş. Arkadaşlar bu yönde bilgilendirdiler. Yapabilecekleri bir şey yokmuş. Ben sizi yalnız bırakayım. Oğlum. Engin. Ben sana dedim abi. Kucağım aldığında çoktan ölmüştü zaten. Gizem de beni terk edecek. Ben ne yapacağım abi? Tamam oğlum biraz sakin ol. Önce sakin ol. Toparla kendini. Beni iyi dinleyeceksin, tamam mı? Abi ne oldu ki? Ne diyecektin sen bana? Oğlum soru sorma. Dinle. Evet, seni anlıyorum. Zor bir zaman yaşıyorsun. Bebeğinizi kaybettiniz. Yani Gizem'i sana bağlayan
hiçbir şey kalmadı. Büyük ihtimalle tedavi olur olmaz senden ayrılacak. Doğru mu? İşte eğer sen dediğimi yaparsan bundan sonra hayatını gizemli, sorunsuz bir şekilde yaşayabilirsin. Nasıl olacak ki? Gizem sadece bebeğimiz babasız büyümesin diye evlendi benimle. Ama şimdi... Oğlum soru sorma. Dinle. Bak şimdi anlatacaklarım sana biraz saçma gelebilir. Biliyorsun biz de bebeğimizi kaybettik. Yani en azından herkes öyle biliyor. Ama bebek yaşıyor. Senin anlayacağın her şey bir oyundan ibaret. Neden diye sorma. Benim bu oyuna devam etmem lazım. Bebeğe başka bir aile bakacaktı, anlaşmıştık. Ama o iş yattı. İstersen sen alabilirsin. Abi nasıl ya? Ya sen neden böyle bir şey yaptın ki? Oğlum soru sorma diyorum sana değil mi? Bak sen bebeği alırsan Gizem hiçbir şey anlamaz. Kendi bebeği gibi bakar, büyütür. Hem sen Gizem'den olmamış olursun. Ben de çok güvendiğim ağzı sıkı bir arkadaşıma bebeğe emanet etmiş olurum. Hani senden bir şey istiyorum. Bu sır sonsuza kadar aramızda kalacak. Anlaştık mı, var mısın? Ne diyorsun oğlum, kararını verdin mi? Alacak mısın bebeği? Yok abi yok. Ben Gizem'i kandıramam. Hem yarın öbür gün o çocuk büyüdüğünde gerçeği öğrenirse ne olur? Hiç düşündün mü? Allah aşkına hiç düşündün mü ya? Oğlum senden benden başka kimse bilmeyecek ki. Bak akıllı ol. Bebek yoksa Gizem de yok. Bir daha yüzünü bile görmek istemez senin. Anında terk eder seni. Yok vallahi yapamam, kusura bakma. Bak her şeyi ben halledeceğim. Bebeği istiyorsan sorunsuz bir şekilde alacaksın. Kimse bebeğinizin öldüğünü öğrenmeyecek. Oğlum bana bak. Hadi kararını ver. Fazla vaktimiz yok hadi. Olmaz. Vallahi yapamam ya. Yok abi. Ben bir daha yalan söyleyemem bizden, tamam mı? Hem böyle bir şeyin de sorumluluğunu alamam yani, olmaz. Biraz fazla duygusal davranmıyor musun? İyi düşün. Abi bak bin kere olmaz dedim. Israr etme, gözünü seveyim ya. Vay be. Ben de seni Gizem'e aşık bilirdim. Meğer yalanmış. Demek onu kaybetmeye göz alıyorsun ha? Vallahi. Ne diyeyim? İyi. Abi ne diyorsun sen? Ben Gizem için ölürüm be. O benim her şeyim. Bak. Gizem bebeğinin öldüğünü öğrenirse anında seni terk eder. Haksız da sayılmaz yani. Senin ısrarın yüzünden binmiş o arabayı. O dağ başına gitmeseydiniz bebeğinizi kaybetmeyecektiniz. Artık olan olmuş. Yapılacak bir şey yok. Ama senin hala bir şansın var. Al bebeği. Kurtul. Kimsenin ruhu duymaz. Hastamız kendine geldi. İsterseniz görebilirsiniz. Ne? İyi mi? Çok bitkin durumda. O yüzden lütfen çok kalmayın içeride.
Gizem. Canım. Engin ne oldu? Nasıl geldik biz buraya hiç hatırlamıyorum. Sen şimdi bunları düşünme, bunların bir önemi yok. Sen iyi ol yeter, kurtuldun çok şükür. Şimdi nasılsın, nasıl hissediyorsun? Çok halsiz hissediyorum kendimi. Kolumu kaldıracak gücüm yok. Bak bunların hepsi geçecek. Yakında çıkacaksın buradan. Kızım nerede? Ne zaman getirecekler bebeğimi? Engin. Bir şey mi oldu yoksa? Bak canım. Kızım nerede? Nerede bebeğimiz? Öldü mü yoksa?